Esselamu aleyküm muhterem izleyenler. Dünden yarına programımızla huzurlarınızdayız. Bu hafta da Doktor Abdülkadir Turan hocamla inşallah önemli bir konuyu konuşacağız. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sürecini. Önemli bir mevzu. 600 yıllık bir imparatorluğun elbette yıkılması da çok uzun uğraşılar gerektirmişti. İçeriden aslında Osmanlı Devleti'ni içeriden yıktılar demek sanki daha doğru bir tespit olur. Bilmiyorum hocam katılacak mı, kendisine soracağız ama. Çünkü Osmanlı Devleti hani dışarıdan 1. Dünya Savaşı öncesinde Balkan Harpleri öncesinde Rusların saldırıları hatta yani Birleşik 1. Dünya Savaşı'ndaki o koalisyona rağmen yıkılmadı bir türlü. Fakat İttihat ve Terakki eliyle adeta Osmanlı'yı İttihatçılar yıktı dersek sanki yeridir hocam. Şimdi biz Osmanlı'nın yıkılış sürecini konuşalım inşallah. Kimler yıktı ve neyle yıktılar, nasıl yıktılar, bu önemli bir mevzu. Bilmiyorum katılır mısın? Osmanlı'yı sanki dışarıdan değil de sanki içeriden yıktılar. Daha şey gibi geliyor. Buyurun hocam. Aslında makul. Şöyle hocam, yani içeriden yıkıldı. Mesele şuydu. Yani kılıçla, tüfekle yıkamayanlar, fiziki istilayla yıkamayanlar kültürel istilayla yıktılar. Evet. Napolyon sonrası geliştirilen kültürel istila projeleriyle yıktılar. Malum bizim bütün bu modern istila sürecimiz Napolyon'un Mısır seferleriyle başlıyor. Bu Mısır işte ne zaman? 1798-1804-6 yılları arasındaki Mısır sefer ve istilalarından bahsediyoruz. Orada Napolyon çok büyük bir güçle ve Osmanlı zayıflamışken ve Mısır gibi zayıf bir noktadan Osmanlı'yı vurmaya çalışıyor. Mısır'da kısmen başarılı olmuş gibi görünüyor. Ama Suriye'ye geçip Akka Kalesi önünde iflas ediyor. Evet. Ve geri dönmek zorunda kalıyor. Ondan sonra Batı şunu anlıyor. Bu Osmanlı Devleti ve bu Müslümanlar hala diriler. Hala birlikler. Zira Mısır Arap'tı. Suriye de Arap'tı. Osmanlı Türk'tü. Napolyon'un milliyetçi zekasına göre bu Arapların bu Osmanlı'ya ihanet etmeleri gerekiyordu. Ama etmediler. Sahip çıktılar Osmanlı'ya. O zaman dediler bunların birliği devam ediyor. Birlikleri devam ederse bizim bunları yıkmamız mümkün değil. Bunun için çok yönlü parçalanma projesi uyguladılar. Yani çok yönlü bir parçalanma projesi. Bu sadece ırklar arası bir parçalanma değildi. Coğrafyalar arası bir parçalanma değildi. Kuşaklar arası bir parçalanma. Efendim, devleti oluşturan unsurlar arasındaki parçalanmaydı. Kuvvetler arası parçalanmaydı. Sarayla sadrazamlık arasındaki parçalanmaydı. Ama buradaki proje tamamen parçalanmaydı. İşin esasında ise Avrupa'da yükselen yeni bir güç vardı. Bu Avrupa'yı layıklaştıran, sekülerleştiren Yahudilerdi. Temelde hatırlarsanız başka programlarda burada anlattık. Batı Avrupa'yı ayakta tutan cemaat Katolik cemaatiydi. Avrupa Birliği Katoliklik üzerine kurulmuştur. Avrupa'nın bütünlüğü Katoliklik üzerine vardı. Katoliklik Haçlı seferlerinde zayıfladı. Sonra Protestan bir tepkiyle karşılaştı. Ve bu Protestan tepkinin gayesi temelde Hristiyanlığı ihya idi. Canlandırma. Reform zaten deniyor. Fakat Protestanlık Katolik cemaatin Avrupa'da sağladığı sıkı cemaatsel denetimi ortadan kaldırdı. Nasıl? Çok kısa geçeceğim buraları. Nasıl? Hikaye şu. Katolik cemaatte her Hristiyan kiliseye üyeydi ve bir papazın sorumluluğundaydı. Dolayısıyla kilise bütün toplumu kontrol edebiliyordu bütün sınıflarıyla. Halbuki Protestanlıkta herkes kendine Hristiyan oldu. Gitmeyenlerin üzerine mahalle baskısı vardı. İşte falan kişi kiliseye gelmiyor diye. Gitmeme şansı yok hocam. Yoktu yani. Yani pazar günü hiç kimsenin ayından kaçma şansı yok. Temelde Yahudilerin de Endülüs Müslümanlarının da Katolik dönemde bir nıfk içinde olamama, yani iki yüzlü olamama problemleri Katolik kilisenin mutlak denetimiydi. Evet. Yani Müslümanlar ileride inşallah işleriz, Moriskonları işleriz.
Müslümanlar, bazı Müslümanlar der ki tamam biz Hristiyan olduk. Gayeleri aslında gizlenmek. Gizlenmekti. Ama Katolik denetim o kadar sıkıydı ki buna imkan vermiyordu. Evet. Yahudilik de içinde aynı sorun vardı. Pek çok Yahudi baskılardan kurtulmak için Hristiyan olduk diyorlardı ama Katolik cemaat onları öyle bir denetliyordu ki hani kilisede onları domuz eti yemeye davet ediyordu. Domuz etli ziyafetler veriyordu. Zaten şarap içiliyor. Şarap zaten içiliyor ve hiç çare yok yani o işten yani. Protestan dönemde artık cemaat dağıldı. Cemaat dağılınca bu sefer ben Hristiyanım deyip aslında Hristiyan olmayan nice Yahudi ortaya çıktı. Biz bunlara muhtedi Yahudiler evet. diyoruz. Daha önce bu muhtedi Yahudilik zamanla eriyip gidiyordu. Şimdi artık erimeden politik bir görünüşte evet. Marx'ın babası gibi mesela yani. Hı hı. Marx'ın babası gibi. Ben diyordu Hristiyanım efendim diyordum. Etrafta onu öyle kabul ediyordu ama evinde normalde Yahudi ibadetlerine ve özel mahzenlerde Yahudi ilişkilerine olduğu gibi devam ediyorlardı. Hem Protestan cemaat aynı zamanda bu gevşek batılı bağlar içinde Mason teşkilatının da kurulmasına vesile oldu. Daha önce Katolik Kilisesi buna asla müsaade etmiyordu. Hı hı. Şimdi böyle bir ağ da oluştu. Dolayısıyla Avrupa'da Katolikliğin çöküşü, Protestanlığın doğuşundan sonraki laiklığın ortaya çıkışıyla birlikte Yahudi cemaatin yükselişi anlamına geliyor. Bu laiklik ve Yahudi cemaati beraber yükseldiler. Evet. Önce Fransa'da hakim oldular, sonra İngiltere'de başbakan düzeyine kadar çıktılar. Ve Rusya'yı etkilemeye başladılar. Hı hı. Rusya'da etkin bir güç olmaya başladılar derken, tüm Avrupa, hem Ortodoks Rusya, hem Katolik Avrupa, hem Anglikan İngiltere tamamen Yahudi çağına girdi. Hocam beş... Ve bu Osmanlı'nın, hemen çağıracağım hocam, bu Osmanlı'nın ayarlarını bozmaya başladı. Buyurun. Beş büyük güç var o dönem Avrupa'da. Beşinin Merkez Bankası'nın başında Yahudiler var. Ay, teşekkür ediyorum. Bak bu kadar basit. Ben İnanılmaz şimdi daha şey önce ya. Ne dedik? Biz ekonomiden çöktük diye. Osmanlı'nın hikayesi de bu. Burada oluşan ekonomik güçle Osmanlı mücadele edemediği için en çok oradan perişan oluyor. Evet. Onların elinde ise para var. Osmanlı memurunu besleyemez duruma düşmüş. Askerini gidiremez duruma düşmüş. Karşı tarafta ise korkunç bir para var ve bu para artık Osmanlı unsurlarına ulaşıyor. Kime ulaşıyor? Yahudi'ye ulaşıyor, Ermeni'ye ulaşıyor, Rum'a ulaşıyor. Tanzimat da ilan ediliyor nihayet 1839'da. Tanzimat ilan edilince bu azınlıkların artık devlete hakim olma umudu da oluşuyor. Hı hı. Şimdi fakat kim hakim olacak? Rumlar mı hakim olacak? Ermeniler mi hakim olacak? Yahudiler mi hakim olacak? Müslümanlar burada tasfiye edilecek. Bu üç güçten biri hakim olacak. Temelde aslında Ermenilerin ihanet gibi bir fikri yok burada. Hı hı. Ama devlette etkin olma gibi bir talepleri var. Başta, en başta. Gücün cazibesi bu. İstanbul Rumlarının bir kısmı Yunan'ı desteklemekle beraber çok nitelikli ve mühim bir Rum nüfusu da, etkin bir nüfus da Osmanlı ihanetten yana değildir. Hı hı. Burada rahattır. Devletin ortağıdır. Neden bu devlete ihanet etsin ki yani? Bunun üstelik daha önce o kadar umutsuzluğa kapılmış ki bu konuda böyle bir umudu da oluşmamış. Dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi ile uyum içerisinde de değil olsaydı zaten felaket çok daha evet. büyük olurdu. İşte bu üçünün bir kere Osmanlı'nın yıkılış hikayesi bu üçünün didişmesinin hikayelerinden biridir. Avrupa'da etkin olan Yahudilik Osmanlı'da da etkin olmaya başlıyor. Muhtedi Yahudiler adı altında sisteme sirayet ediyor ve burada bir şeyi bozuyor. Böyle müsaadenizle orayı anlatayım. Evet, şimdi aslında bu dönem öyle bir garip bir dönem ki hakikaten yani sünnetullah, sosyal yaşamda sünnetullah nasıl olur? Bazı dönemler var ki bunu çığlıklar halinde duyurur. Bu dönemde öyle bir. Yani sünnetullah şunu duyurur. Gücünüz varsa, elinizde coğrafya bulunduruyorsanız, nüfus bulunduruyorsanız gaflet kabul etmezsin haliniz. Gaflete düştüğünüz yerde yıkılırsınız. Sizin haliniz gaflet kabul etmez. Her gaflete düşenin kaybetmesi ilahi bir kanundur. Eğer yine sünnetullah gereği başka bir durum söz konusu olmasa biz ona olağanüstü durumlar diyoruz. Hı hı. Evet. Mesela Avrupa'da dehşet bir deprem olur da Avrupa
sallanıp yıkılsaydı herhalde Osmanlı yıkılmazdı. Gayemiz odur. Tarihi bir sel baskını olsaydı, darmadağın olsaydı Osmanlı bir 500 yıl daha yaşayabilirdi. Gaye bu. Hı hı. Ama sünnetullah şu ki gaflete düştüğünüz zaman siz kaybediyorsunuz. Fakat Osmanlı'daki mesele bu Osmanlı'nın gafletinden dolayı, o son yüzyıldaki çaresizliğinden dolayı, bunun pek çok sebeplerini açıkladı. Daha önceki Osmanlı ilmiyesinin uyuşmasından dolayı, ihtiyaçları karşılayamamasından dolayı. Adeta biri böyle Osmanlı'yı büyük devlet olarak bir yıkma deneyi yapıyor. Bir büyük devlet nasıl yıkılır? Tık tatbik ediyor. Ve bunun için piyonlar kullanıyor. Bu piyonlar da İttihat ve Terakki mensuplarıdır. Ya da bir tiyatro oynatıyor da, yerel dediniz ya, içten yıkılıyor. Hı hı. Aslında senaristimiz yabancı ama oyuncularımızın tamamı yerli. Ve muazzam burada bir tiyatro oyununu muazzamca işleterek devleti yıkma noktasına getiriyor. Yine burada en öndeki kadrolar kim? İttihat ve Terakki ve Batı'da eğitim gören Osmanlı'dan kopmuş Osmanlı subaylarıdır. En mühim isimlerinden biri şüphesiz ki Talat Paşa'dır. Bahsedeceğiz inşallah. Size sorarsınız. Şimdi bu örgütün, İttihat ve Terakki dediğimiz örgütün, ki kısaca değinmemiz gerekecek, lideri yok. Ya biz kim, genel başkan kim bilmiyoruz. Çok masonik hareketlere benzemiyor mu? Yani çok değişik bir şey. Liderin, normalde o çağda lider merkezlidir her şey. Yani devletler lider merkezlidir, örgütler lider, lider çok, hala bizim İslam dünyasında lider önemlidir. Batı da öyle. Batı'da da öyledir. Yani bütün örgütler lider merkezli olduğu halde mesela sadece masonik örgütler şey değildir. Lider merkezli değil. Değildir. Yani İttihat ve Terakki ben direkt masondur demek istemiyorum ama hani karakterine baktığımda çok masonik görünüyor. Liderinin belli olmayışı. Evet. Şimdi Osmanlı değineceğim inşallah. Oraya hemen gideceğim. Temelde Osmanlı 19. yüzyılın başından itibaren bir akıl arıyor. Kurtuluş aklı. Hı hı. İşte araya o sisteme sızan Yahudiler giriyorlar. Ve bu kurtuluş aklını saptırıyorlar. Kimin üzerinden? İttihat ve Terakki üzerinden. Dediniz ya Mason değil mi diye. Şimdi örgüt aslında 21 Mayıs 1900, özür dilerim 1800 89'da İttihadi Osmani Cemiyeti diye kuruluyor. Osmanlı Birliği Cemiyeti, hı hı, diye kuruluyor. Bir grup tıbbiyeli genç, mektebi tıbbiyeden doktor adayı genç tarafından kuruluyor. Şimdi bu gençlerin okuttuğu kitaplar bir yanıyla Ziya Paşa, bir yanıyla Namık Kemal, temelde bu iki şahsiyetin eserlerinden zarar gelmez. Bunlar hürriyeti aşılayan insanlar. Hı hı. Lakin şunlar perde edinilirken bunlar Anadolu gençlerini, sağlam, tertemiz Osmanlı gençlerini avlama, bir bakıma keklik rolüne bürünürken orada Ali Şafkati diye biri de okutuluyor. Bu İranlı bir yazar, sanat, gazeteci. Babası İstanbul'a yerleşmiş ve çok ünlü bir mason. Bu eserleri şu ikisi de beraber okutuluyor. Bilinen çok kıymetli bir sima değil. Hı hı, çok. Buradan bir şöyle bir besleniyorlar. Ama elimizdeki bütün tespitlere göre İtalyan mason cemiyeti taklit ediliyor. Bizim burada merakımızı cezbeden, bunların oraya nasıl ulaştığı? Şimdi Talat Paşa'nın mason olduğunu biliyoruz. Fiili lider görünümündeki. Bahsedeceğiz Talat Paşa'dan. Nasıl ulaşmışlar? Sonradan ele geçen bilgilere göre, tespitlere göre Emanuel Karasu. Önce Sultan Abdülhamid'e gidip şu Filistin topraklarını ya bize sat ya kirala diyen heyetin başındaki adam. Sonra ben sonra yine geleceğim ey sultan diye sultanı tehdit edecek kadar haddini aşmış. Bu Osmanlı'da çok büyük bir şey sultanı tehdit etmek. Bu kadar haddini aşmış ama İttihat ve Terakki'nin maharetiyle bizatihi sultanı tahtından indiren, yine geldim diyerek indiren
O adam Emanuel Caresu, İtalyan Mason Cemiyeti'nin üyesidir. Ve bunların arasındaki gizli üyedir. Örgütün fiili lideri büyük ihtimalle Emanuel Caresu'dur. Zira Talat Paşa diyor ki, ben fiili lider konumundaydım. Kendini öne veriyor. Lakin benim gördüğüm şu, şimdi biz böyle şey gibi uğraşıyoruz. Kim kiminle bağlantılı diye uğraşıyoruz usulen. Yani bir bizim edebiyatta eser tahlilinde bir yöntemimiz var. Biz burada şahıslar arasındaki bağlantıyı bulmaya çalışıyoruz. Romanda da yaparız, hatırada da yaparız. Bu bir inceleme tekniğidir. Şimdi Talat Paşa'yı ben onun rolünü bulmaya çalışıyorum. Aslında böyle siyasi bir mantıkla da değil, edebi bir mantıkla da diyorum ki bu hatıralara bakarak yani sence Talat Paşa kim? Her vakada der ki nasıl oldu bilmiyorum. Ya arkadaş sen nesin o zaman? İşte Abdülhamid'i indiren heyete 3 kişi nasıl seçildi? Biri Yahudi, biri Ermeni, biri Rum. Resmen koalisyon. Hı hı. Bu üçü nasıl seçildi? Emanuel Caresu buraya nasıl sokuldu? Kendisi rahatsız olduğunu ifade ediyor. Bilmiyorum. Baskın düzenlendi. Baba Ali'ye bilmiyorum. Falankes öldürüldü. Bilmiyorum. Mahmut Şevket Paşa şöyle oldu. Bilmiyorum. Harekat ordusunun %70'i Yahudi. Bilmiyorum. Ya arkadaş sen nesin burada? Hani derler ya senin burada rolün ne? Yani sen aktör görünüyorsun. Hı hı. Fakat bu hatıralardan ortaya bir aktör çıkmıyor. Vakaların gelişmelerinden de bir aktör, ortaya bir aktör çıkmıyor. Ama yetersiz bir lider mi diyoruz şimdi? Resim yok bu mu yok yani? Öyle değil. Bunlar temelde kandırılmış gençlerdir bunlar. Aldatılmış gençlerdir. Aldatıldığının farkında bile değil hocam. O kadar şey kötü yani diyorum. Ya bir kere toplumun zayıf kesiminden geliyor bir kısmı. Ben de kurtulacağım, devlet de kurtulacak diye inanmış. Yani bütün mesele şu hocam. Akla geri dönelim biz o zaman. Biz buna asla geri, iyi niyetli milliyetçiliğin getirdiği sonuç sanki. O akla geri dönelim şimdi. Evet. Şimdi öyle bir romantik bir havaya kapılmışlar ki aslında bunlar akılcılaştıklarını zannettikçe romantikleşmişler. Yalnız yanlış romantikleşmişlerdir. Şimdi burayı biraz böyle bir izah edeyim. Yani bu mesele çok mühim. Bu arka plan meselesi çok mühim. Şimdi temelde dedik ki meselenin bir arka planda Yahudiler var dışarıdan baktığımızda. Evet. Bir arka planda daha var ki bu da unsurlar arasındaki mücadele. Yani Osmanlı'nın yıkılışı yaklaşınca, Müslüman unsur zayıflayınca Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler arasındaki çekişmeydi. Ama içten bir mesele neydi? İçteki mesele şuydu. İçteki mesele de Osmanlı temelde kendi bir kurtuluş haklı arıyordu. Kalbi sağlamdı Osmanlı'nın. Hı hı. Kalbinin sağlam olduğunu biz Napolyon seferlerinde rahatlıkla gördük. Kalpten kastımız ne? Coşku, heyecan, cesaret. Evet. Slogan diyelim. Slogan ve daha fazlası. İmkana takılmayan ataklık. Hı hı. Yani efendim imkanlarımız şu dendiği zaman ne imkanı kardeşim? Cesaretimiz var, imanımız var. İmanımızla biz her imkanı üretiriz diyen. Çanakkale'de bile yaptı evet, yani. Diyen o hale, onun kaynağına ki Kur'an-ı Kerim sıklıkla akıldan söz ederken kalpten söz eder, beyinden değil. Evet. Kalpten söz eder, beyinden değil. Bir kere Osmanlı'nın bu kalp yanı çok sağlamdı. Bunu biz rahatlıkla Çanakkale'de görüyoruz. Bunu Kurtuluş Savaşı'nda görüyoruz. Bu fazlasıyla sağlamdı. Osmanlı kendine bir beyin arıyordu. Bir tedbir aklı arıyordu. Zira normalde Müslüman aklı iki yanlıdır. Biri tedbir getiren, imkan oluşturan beyin kaynaklı akılla diğeri tedbir ve imkanı aşan o coşkunun kaynağı kalptir. Kalbinin sağlamlığına inanıyor lakin tedbirlerinin zayıflığına da inanıyor. O halde diyor biz imkanları üretmeliyiz. Biz imkanı üretmeliyiz. İşte tam bu anda Osmanlı kendisi için bir akıl ararken Yahudi eli araya giriyor. Tercüme şeyleri, heyetleri aracılığıyla o bilmem Encümeni Daniş gibi kurumlar üzerinden daha nice başka ve Mason teşkilatının gizli faaliyetleri üzerinden Osmanlı pozitivizme yöneltiyor. Eğer biz bu noktada anlaşamazsak biz Osmanlı yıkılışını anlayamayız. Batı'da oluşmuş bir pozitivizm var. Aslında bu Batı pozitivizmi sömürgecilik ve diğer noktalarda
Katolik coşkuyu yenmek üzere gelişmişti. Onun arka altında da Yahudiler var aslında. Şimdi biz aklı, evet. Biz aklı, evet söyle. Pozitivizmin buyurun. Altında zaten altındaki akıl şeydir aslında, Yahudiliktir. Yani ortaya çıkışı. Tabii tabii. Yine onlardır, yine kendileridir. Şimdi, ama her şeye rağmen o akıl sömürgeci bir akıldır. Hı. Halbuki biz sömürge oluşturmak için bir akıl aramıyoruz. Biz sömürgecilere karşı direnmek için bir akıl arıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu aklın hiçbir şekilde kalbimizden kopmaması gerekiyor. Kesinlikle. Onun o coşkusu sabit duracak, üzerine bir akıl ekleyeceğiz biz. O coşkunun üzerine bir akıl ekleyeceğiz, tedbir geliştireceğiz. İşte bu noktada bu akıl yolculuğu saptırılıyor, salt, boş, kuru bir pozitivizme yöneltiliyor. Daha önce Osmanlı en az 150 yıldır, kendini beyin kaynaklı aklından öte, kalp kaynaklı coşkusuyla koruyor. Evet. Batı hangi imkanlarla üzerine gelirse gelsin, Akka Kalesi önünde soba borusu yok neredeyse, bırakın top top namusu. Ama Napolyon o Rusya'yı ayakları altına alan, Almanya'yı ayakları altına alan, İngiltere'yi inim inim inleten, Dünya İmparatorluğu, Büyük Britanya'yı inim inim inleten Napolyon Osmanlı'nın Akka Kalesi'ne takılıyor. Bunu onu oraya takan tek şey coşku ve heyecandır. Kesinlikle. Sağlam Müslüman imanıdır, aklıdır. Şimdi bu yeni akıl, bu gelişten pozitivist akıl hem maddeperesttir. İmkancıdır. Sadece imkanı düşünür. Der ki, imkan varsa savaşırız. Bunu Talat Paşa'nın anılarının ikinci cildinde özellikle gördüm. Sultan Abdülhamit de onların diyaloglarında. Sultan Abdülhamit diyecektir ki, evlatlarım tüfek getirin ben savaşayım. Biz bunları yenebiliriz. Efendim devlet-i âlinin ordusu parasız diyeceklerdir, silahsız diyeceklerdir. Sürekli imkanı gündeme getireceklerdir. O coşku, heyecan ve imandan söz ettikçe bunlar sürekli akıl diyeceklerdir. Mesela Sultan Reşat da Arnavutluk ziyaretine gittiğinde, belki sonraki programa kalacak bu konular, Arnavutluk ziyaretine gittiğinde halka biz Müslümanız diyecektir. Önlerinde cemaatle namaz kılacak Arnavutluk belki 100 yıldır görmediği bir sükunet yaşamaya başlayacaktır. Kan davaları falan, şunlar, bunlar. Her şey sonlanacaktır. Bunlar diyeceklerdi ki efendim devletin paraya ihtiyacı var. Devlet dediğin mekanizma vergiyle vardır. Bu Arnavutlular vergilerini düzenli ödemiyorlar. Vergilerini düzenli ödemezlerse biz kurşuna dizeriz, hapsederiz. Arnavut bilir aslında bunu planlayan Yahudi. Arap ve Kürt meselesinde olduğu gibi isyan ettiriyor. Arnavut'un isyan edeceğini bilir. Evet. Arnavut Arnavut'tur. Yani. Hem Osmanlı'nın paşasıdır, hem valisidir. Hem her şeydir Arnavut. Batı'daki eli ayağıdır. Arnavut diyecek ki ya ne oluyor arkadaş? Benim verecek bir param yok. Canımı mı istiyorsunuz? Evet canını istiyorum deyip öldürecek, kurşuna dizecek. Zorla isyan ettirecek. Akıl adına. Devlet dediğin pozitivist devlet. Evet. Devleti koruyorum diyor ama vatandaşı mahvederek devlete isyan haline getiriyor. Hayır diyor ki falan Fransız düşünürüne göre devlet demek vergi demektir diyor. Aklı çok ya bizimkinin. Bu terminatör bir akıl. Yani evet. Keşke karikatürize edebilseydik. Gerçekten öyle. Bu terminatör bir akıl. İmha ediyor sanırım. İmha aklı bu. Böyle bu şekilde geliştirilmiş. Ve bu akıl sahada iş görmeyip aslında sahayı biçtiği gibi ruhtan da rahatsız oluyor. Ey kalp diyor. Sen diyor boş bir kan parçasından başka bir şey değilsin. Şey maddeci. Kalpteki kan dolaşımını görüyor. Bu mektebi tıbbiye öğrencileri kalpteki ruhu göremiyor hocam. Onu mantıksız görüyor hatta. Mantıksız diyorum. Ne diyor? Biz kafa tutamayız ki bunlara. Kalp heyecan veriyor ya diyor. Biz direnebiliriz. Akıl diyor ki neyle direneceğiz? Silahım yok. Kalbi akılsızlık olarak görüyor. Haşa. Aynen. Kalbi Kur'an-ı Kerim'de uydurulmuş işlevsiz bir aslında bir et parçası olarak tarif ediyor bunlar. Zemin bu şekilde hazırlanıyor. Dolayısıyla bu ekip iş başına gelmeye başladıktan sonra Talat Paşa ve arkadaşları sürekli onlara kalbin feraseti, ruhun coşkusu, heyecanı hatırlatıldığında bunlar ısrarla aklın tedbirlerini hatırlatıp hem dışarıya karşı etkisiz
ama içeride de kalbi mahveden, kalbi etkisizleştiren, öldüren bir mekanizma içinde hareket edeceklerdir. Osmanlı'yla ilgili bu meseleler ne yazık ki Türkiye'de bu tür enstitüler kurulmadığı için henüz incelenmemiştir. Daha doğrusu incelemek hesaba gelmiyor. Evet. Yani bu meseleler bu şekilde konuşulmak istenmiyor. Hep yüzeysel, sloganik, hakaretler yağdırılarak yapılıyor. Arka plan bir türlü alışmıyor. Bir nokta daha ver burada ki onunla bilsin. Şimdi ne ederseniz edin, kalp bir coşku üretir. Onun o pompalanması boş değil. Hı hı. Bunlar biliyorlar ki bu Yahudi pozitivistler, tepeden meseleye bakanlar, bu kalp boş durmaz. Bu sefer İslam kaynaklı romantizmi, iman kaynaklı bir romantizmi silip, süpürüp, onun yerine Fransız düşünürleri böyle diyor diyerek ırkçı bir romantizm yerleştiriyorlar. Talat Paşa, kelime başına Türk diyor. O günkü Osmanlı'da herhangi bir paşanın böyle konuşma lüksü yok. Hakikat böyle de olsa. Evet. Türklük her yerde de olsa bir Osmanlı öngörüsü ve edebi var. Bir de amacınız İttihat Osmani'ydi. Hikmeti var hocam ve edebi var değil mi? Derneğin adı ne? İttihadi Osmani. Yani. Her yerde Türkleri Talat Paşa Müslüman unsurlardan ayrı bir unsur olarak sayıyor. Bu o tarih boyunca bir ilktir. Tarih boyunca hiçbir Türk generali, ki general değil esasen, hiçbir Türk büyüğü Türkler ve Müslümanlar deyip ayrıştırma yapmamıştır. Diyor ki efendim, gayrimüslimler, azınlıklar diyor, Türkler ve Müslüman unsurlar diyor, biliyor musun? Ayrımcı bir dil. İttihadi Osmani üzerinden bölüyor. Onun için hep benim o dönemle ilgili en mühim tespitlerimden biridir bu. Gerçekten çok çaba harcayarak, 2009-10 yılları arasında çok büyük çaba harcayarak, terimler avlayıcıdır. İslami terimler üzerinden Müslüman gençler tuzağa çekiliyor. Terim bir ideolojinin öncü kuvvetleri olduğu gibi bir ideolojinin öncü avcılarıdır da aynı zamanda. İttihadi Osmani çok şaşalı bir kavram. Şura-i Ümmet, mesela sonraki dönemde dergilerin adı Şura-i Ümmet'tir. Evet. Bu tür terimlerle diyorsunuz ki burada İttihadi Osmani var. Kapıya gidiyorsunuz. Sizi içeri alınca Fransız oluyorsunuz. Fransız oluyorsunuz. Evet, eyvallah hocam. Avcı kuvvetler bu şekilde dışarıdan avlıyor. İçeri çektikten sonra bunu alıp öğütüyor. Böyle bir tuzak kuruluyor. Buna keklikle av yapan bu avcı tekniği deniyor. Keklik öter çok güzel teker. Öterek hem cinsini yanına çeker, hem cinsi kendine bir eş bulduğunu zanneder, bir cemiyet kuracağını, bir aile kuracağını düşünür. Hı hı. Yanına geldiği an avcının tuzağına düşer. Bu temelde keklik avlama yöntemi üzerine geliştirilmiş bir yöntem bu. Terimlerle avlama yöntemi, arka planı böyleydir. Evet hocam, bir araya gitmemiz gerekiyor. Şimdi muhterem izleyenler, ikinci bölümde biz Talat Paşa'nın kimliğini konuşacağız inşallah. Yani Talat Paşa bunu yaparken elbette şey değildi, hani bir dinsiz değildi. İyi niyetle yola çıkmış. Hocamın birinci bölümde ifade ettiği gibi bu gençler yöntem sorunu yaşıyorlardı. Bundan dolayı da zaten imparatorluğu yerle bir ettiler, dağıttılar. İkinci bölümde inşallah huzurlarınızda olacağız. Şimdi hocam şöyle bir soru akıllara gelir. Yani batıya okumaya giden gençler pozitivistleştirildi. Geldiler buraya. Amaçları Osmanlı'yı kurtarmakta ama ve gittikçe pozitivist, gittikçe ruhu kalbi terk eden, ya biz bu kalp yerine aslında iman merkezli duruş diyelim. Evet. İman merkezli duruştan akıl merkezli duruşa giden bir süreç işletilirken haklı olarak şu sorulur. Peki bu ulema ne iş yapıyordu? Bu ulema neredeydi? Yani diyemiyor muydu evlatlar, ne yapıyorsunuz siz? Evet. Şimdi hiç değişmez. Akıl üretemeyen başkalarının aklını ödünç alır. Bu ilahi bir kanundur. Üretemiyorsanız ödünç alırız. Ulema burada kendisi bir kurtuluş hareketi başlatamıyor. Farklı sebeplerle başlatamıyor. Başlatamayınca kurtuluş hareketini İslam tarihinde hep olduğu gibi emirlerden bekliyor. Subaylardan bekliyor. Biz de hep öyle. Şimdi buradaki tek aday da neredeyse bu İttihat ve Terakki görünüyor. Zira İttihat ve Terakki örgütlenirken
çok kanatlı olarak örgütleniyor. Salt Batıcılar, İslamcılar ve Türkçüler, Turancılar. Evet. Üçü de aynı çatıda. İttihadi Osmaniye. Dıştan böyle görünüyor. Biz hala bunca yıldır okuyorum, Enver Paşa'nın kimliğini tespit edemiyoruz. Bir yanı o kadar güzel ki bu insanın. Gerçekten 20. yüzyılda yetişmiş bir İslam genci. Ama bir yanı o kadar ahmak ki, butala diyeceğim, o kadar ters ki. İslam'ı yok etmeye çalışan bir canavar. Namık Kemal de öyledir. Ziya Paşa da öyledir. Burada tutarsız, Talat Paşa da kısmen öyledir. Biz Talat Paşa mutlak haindir diyemiyoruz. Hain yetiştirilmiştir. Hain olmak ayrıdır. Hain olarak yetiştirilmek bambaşka şeylerdir. Farkında olmadan bir hizmet mi var? Elbette biz bunlara kültür ajanı diyoruz. Evet. Yani kendisi ajan olduğunu farkında değildir. Hani mankurt falan deniyor ama bu biz buna o da tam oturmuyor. Kültür ajanı diyoruz. Yani kendi bilmeden hizmet eden. Onu birazdan Talat Paşa örneği üzerinden inşallah anlatacağız. Öyle ama kendi burada üretemiyor. Üretemeyince bir kere Sultan Abdülhamid'i Hamid'i itham ediyor. Eleştiriyor, hiciv ediyor. Şöyle despotluk var, şöyle istihbarat var, şuna haksızlık yapıldı. Seküler okulları güçlendiriyor. Abdülhamid'i eleştirecek çok şey var. Yeni devleti kalkındırmaya çalışırken vatandaşa ek yükler geliyor. Paranın değeri düşüyor, şu oluyor, bu oluyor. Her neyse. Aslında bugün yaşanan her şey yaşanıyor. Şimdi bunu eleştirirken buna karşı bir şey geliştiremiyor. Bir kurtuluş reçetesi geliştiremiyor bir kere. Hazır bir kurtuluş reçetesini ne sarılmaya başlıyor? Bu da İttihat ve Terakkicilerin o İslamcı yanından fetva bulmaktır. Diyor ki bu gençler diyor, Allah diyorlar, peygamber diyorlar, vatan İslam diyorlar. Diyorlar, vatan diyorlar, yurt diyorlar efendim. Bir yandan diyor ki vicdanen, orayı unutmayayım, vicdanen biz Abdülhamid'i reddetmek zorundayız. Efendim diyor, onun bu kadar uygulamasına karşı, bu kadar kişiyi gözaltına aldı, bu kadar kişiye ceza verdi, bu kadar kişiyi mahkeme verdi. Müslüman vicdanı bunu kabul eder mi? İstibdat uyguluyor. Kendince vicdana sığınırken akıldan uzaklaştığını farkında değil. Ferasetten uzaklaştığını farkında değil. İslam'ı İslam yapan akıl, kalp, beyin artı o tarif edilemeyen vicdandır. Daha önce konuşmuştuk bir programda. Şimdi bunlar tümüyle vicdana sığınıyorlar. Ve sakat bir görüş ortaya çıkıyor. Evet. Halbuki Müslüman aklında bir yalnız beyin, bir yalnız kalp, öte yalnız o ikisi arasında tam tarif hakem. Edemediğimiz tam derinliklerden gelen hakem vicdandır. Şimdi ulemada vicdan var. Henüz İslam vicdanı bugün işte Doğu Arabistan'da Körfez ülkelerinde öldüğü gibi ölmemiş. Henüz diri. Müslüman vicdanına çok kıymet verilir. Yahudi'de kıymet verilir. Ve bu vicdan burada suistimal ediliyor. Abdülhamid'in aleyhine örgütlenirken henüz ne olduğunu bilmedi. İcraatta ne yapacağı belirsiz. Bir grup gençten ibaret olan ve sadece sloganları doğru olan ama denenmemiş olan bir gruba sarılma şeklinde bir yola saplanıyor burada ulema. Bu aslında İslam tarihinde defalarca yaşanmış, adlandırmak istemiyorum. Vicdan sahiplerinin yol açtığı felaketler diye üzerine emin olun 3 cilt kitap yazılabilir. Vicdan sahiplerinin, vicdan adına. Dolayısıyla vicdanları onları köreltiyor. Denenmişin hali ortada, denenmişle ilgili bir vicdan ortaya koyarken denenmemişle ilgili aklı işletemiyorlar. Ve denenmemişin diline bakıp köklerini incelemeden biz efendim zahire bakarız diyorlar. Neye hizmet ettiğine bakıyor. Zahire bakarız diyor. Bunlar diyorlar ki biz adalet getireceğiz. Bugün aynı şey geçerli. Bir yerde diyelim ki bir belediye reisi bazı yolsuzluklar yaparsa bakıyorsun biri diyor ki efendim bu diyor yolsuzluk yapıyor diyor. Bizim ona diyor karşı çıkmamız haktandır diyor. Peki diyorsunuz ki bu yolsuzluk yapanın hatası yolsuzluk sadece. Onun yerine
Başka biri gelirse bütün hali yolsuz. Yolsuzluk artıları var bir de. Hayır, kendisi yolsuz. Yani. Hatta mevcudiyeti bile yolsuz. Biz soyunu bile bilmiyoruz diyorsun. Efendim biz zahire bakarız diyor. Şimdilik diyor ki ben iyi şeyler yapacağım. İşte bu feraseti körelmiş. Bu aslında bir Süryani papazı olabilir. Davranış tarzı olarak. Ama bir Müslüman alim olamaz bu. Süryanileri mahveden, onları tarihten süpüren bir papaz olabilir. Lakin bu Resul-i Ekrem'in yolunda bir İslam alimi olamaz. Ama bu rolle oynuyor. İttihat ve Terakki'yi destekleyen ulemanın büyük çoğunluğunun hikayesi budur. Aydınların da hikayesi budur. Köklere inememişlerdir. Zahire bakmışlardır. Zahir onları yanıltmıştır. Şimdi biz onları yanıltan noktaya eğilelim hocam. Talat Paşa'nın kimliği üzerinden hakikaten İttihat ve Terakki'yi tanıyalım. Bakalım acaba o gün ulemamız, İttihat ve Terakki'yi destekleyen ulemamız Talat Paşa'yı sadece Talat Paşa'yı tanısaydı ona acır, onu ıslah etmeye mi çalışırlardı? Yoksa onun söylemine bize liderlik bakıp yapma derler. Bize liderlik yap derler miydi? Abdülhamid'i devirsen sultan ol. Çünkü Talat Paşa aslında fiili sultandır. İttihat ve Terakki döneminde. Bütün mesele o. Fakat kendisi diyor ki ben imzalamadım, her şey oldu. Yani düşünün, Osmanlı topraklarının üçte biri istila edilmiş. Üçte biri. Zannederim oran öyleydi. Üçte biri onun faaliyetleriyle istila edilmiş. Hepsi için aynı şeyi söylüyor, ben bilmiyorum efendim. Nihayetinde nasıl bir akılla ise bir Doğu Trakya, bir Rumeli, bir Türk Cumhuriyeti müstakil, Türk Cumhuriyeti müstakilesi diye bir cumhuriyet kuruyorlar. Onu da 3 yıl sonra kendi elleriyle yıkıyorlar. Kendi elleri. Onu da bilmiyor nasıl kuruldu, nasıl yıkıldı yani. Kuruldu nasıl biliyor da yıkıldı nasıl bilmiyor. Ha, Osmanlı'da deli padişahlar denir ya, biraz onlara benziyor. Ama yani, kendilerini çok akıllı zannediyorlar. Her şeyi akılla izah ediyorlar. Ya bir çocuk padişahlara benziyor. Şu an çizilen resimde o çocuk padişahlar canlanıyor. Kaldı ki bunlar zaten, mesela bu anlatacağım. Bunun üzerinden ben gideyim hocam. Sonra diğerlerine geleceğim. Aynen, Talat Paşa'dan bir başlayalım. Hocam. Tabii Talat Paşa'nın dedik kimliği. Şimdi hocam bu sadece 1874 Edirne doğumludur. Bunun Osmanlı'da güçlü bir adam olmaya başlaması, işte 24 yaş koca Osmanlı İmparatorluğu, işte 26 yaş. Ondan sonra yaklaşık bir 8 yıl sonra diyelim, kaç yapar? Bu adam 34 yaşındayken Osmanlı karar mekanizmasında yer almaya başlıyor. Yaşı müsait değil. Osmanlı'yı düşündüğünüz zaman. Osmanlı bir ukalalar devletidir. Paşaları yaşlı ve zekiler. Yaşlanmalarına rağmen zekilikleriyle bilinirler. Evet, kendisi de çok metheder. Kendisi çok metheder o yaşlı paşaların. Şunu dinleseydik olurdu ama diyor. Allame falan kez dedi ki yapmayın ama biz yaptık diyor. İşte vaiz falan kez dedi ki yapmayın yaptık. Paşa diyor, paşa hazretleri yapmayın dedi biz yaptık diyor. Hep yapmayın ama yapmışlar. Kim size yaptırdı? Sorunun cevabı yok. Şimdi bazı ırkçı kesimler bunun için işte efendim çingene diyorlar, roman diyorlar. Bu doğru değil. Doğru değil. Ama menşeyi başka bazı isimlerle birlikte biraz beliririz. Eldeki rivayetlere göre Rumeli'ye geçen Türk unsurlardan adliyede çalışan, hakim veya savcı konumunda olan bir babanın oğlu. Ama henüz küçükken Talat Paşa, çok küçükken şey kalır, yetim kalır. Dolayısıyla biyolojisi böyle bir Türk unsurdan geliyorsa dahi, biz hayat hikayesini incelediğimizde Talat Paşa'nın %100 bir 19. yüzyıl Osmanlısı Selanik'e ait olduğunu görürüz. Tam bir Selanik adamı. Selanik'te görüntü Osmanlıdır. Vali Osmanlıdır. Jandarma, şurtiye, polis Osmanlıdır. Lakin sosyal hayata, sosyal zemine Yahudiler hakimdir. Tabii ki Yahudi şehri gibi bir şeydir ya. Yahudi şehrine dönüşmüştür. Evet. Osmanlı orayı Yahudi şehri olmaktan kurtaramış, bütün muhalefet de orada. Bu Selaniklilik başlı başına bir fikirdir. Başlı başına bir akımdır. Oradaki Müslüman Türk gençleri, oradaki Yahudi imkanlarından istifade ederek sürekli onların ekonomik imkanlarından, çok özürle ifade edeyim, kızlarından, kadınlarından haşa, istifade ederek, içlerine girerek hep yükselme yolu aramışlardır.
Zira güç onlarda. Özellikle zayıf, yetim kalmış, kimsesiz gençler. Bu zannederim rahatlıkla anlaşılabiliyor mesele yani. Ve klasik olarak Jön Türklerin mühim özelliklerinden biri Ebu Ziya Tevfik'in anılarından takip etmeye çalıştım. Çünkü direkt içeriden bilgi veriyor. Herkesin bir dış bağlantısı var. Yani A şahsı diyorsunuz ki bunun dış bağlantısı yok ama A şahsı diyor ki aslında ben B şahsının talebesiyim diyor. Bakıyorsunuz ki B şahsı Fransız elçiliğinin adamıdır. Bu kadar bağlantılı Jön Türkler. Biz bu İttihat ve Terakki kadrolarına geldiğimizde ise ama o eski Jön Türkler yerli azınlıklarla böyle bağlar kurmazlardı. Aşırı gururluydular. Bir Yahudinin eline bakmayı, bir Rum'un bir eline bakmayı, doğrudan bakmayı hele hele acayip ayıp sayarlardı. Psikolojileri buna uygun değildi. Halet-i ruhiyeleri buna uygun değildi. Ve soylu çocuklardı onlar. Ziya Paşa'sıdır, Namık Kemal'dir. Her birinin bir ailesel arka planı vardır. Orada onların bir kısmını o ailesi arkamızda zayıfiyete düşen Bektaşiliktir. Bütün Balkanları mahveden, Avrupa ile işbirliği yapan, özellikle Arnavutluk'ta etkin Bektaşi sinsiliği. Bu esasen Masonik teşkilatlanmayla buluşunca bizi bu felakete sürükleyecektir. Bu da Türkiye'nin mevcut dengeleri açısından yeteri kadar anlatılmayan hususlardan biridir. Orada çok faal bir Bektaşi tekkesi var. Ve bu tekke Masonik bağlarla ilişkileri var. Avrupa ile sıkı bir işbirliğine geçmiş. Temelde Arnavutların yoldan çıkarılmaları, şunlar bunlar, Bektaşi tekkesinin hepsinde çok özel bir şey var. Ve üstelik canlandırılan, aslında Türkmen iken canlandırılan Türk romantizmi. Şimdi kendi Türk zanneden Türkmen gruplar var. Türkiye'de hala böyle. Türk ayrı, Türk şehre yerleşmiş medeni insandır. Türkmen ise cesur da olsa, cömert de olsa, isyana her zaman yatkın dağlı adamdır. Ve bu isyan ruhu hiç ölmemiştir. Şimdi batılı güçler hep bu isyan ruhundan güçlendikten sonra istifade etmişler. Rumeli'de bu Türkmen coşku ve heyecanı, azınlık grup ekonomisi, bir daha söyleyeyim, Türkmen heyecanı, azınlık ekonomisi, Mason teşkilatlanması ve Bektaşiliğin bitmez, tükenmez sinsi muhalefeti buluşuyor. Ortaya bir Osmanlı'nın yıkımını getiriyor. Bundan alınacak çok ibret vardır. Bugün bundan alınacak çok ders vardır. Sesimiz yeteri kadar ulaşmıyor ise de. Şimdi bakın hocam. Jön Türklerle ilgili şu Ebu Ziya Tevfik'in anılarından şu notu aldım. Bakın. Fransa La Liberté gazetesi. La Liberté gazetesi. Şu cümlelerle Jön Türkleri anlatıyor. Fransız ulusu, aslında bu Fransız devleti demek. Zira ulus devlettir Fransa'da. İlerleme fikrinin bayraktarlığını yapmakta olan ve ülkelerinin en seçkin kalemlerinden meydana gelmiş bulunan bu genç yurtseverlere en candan sevgi ve saygı duygularıyla konukseverlik kucağını açarken özgürlük yolunda kendilerine önderlik yapmayı şerefli bir görev saymaktadır. Konuk edip onlara önderlik yapmak. Kim? Fransa. O Fransa ne yapıyordu? Osmanlı'yı yutmak için. Napolyon, Akka'da takılmış, Cezayir'de Fransa, Osmanlı toprağına girmiş, Fransa'nın yapacağı bir önderliğin sonu ne olur? Jön Türklerin bağı bu. Fakat bizim bu iddiatçıların bağı daha beter. Bunlar Ermeni, Rum ve Yahudilerle ilişkili ama en çok Yahudilerle ilişkili. Şimdi bizim bu Talat Efendi de ki üçüncü kuşak aslında Jön Türklerin ki değil üç. Birincisi Şinasi onlardır. İkincisi bu bazı edebi çevrelerdir. Bu üçüncü kuşak esasen genç, en gençlerinden. Yani işte normalde bir 1909'ları hesaplayarak ben üçüncü kuşak dedim. Her 25 yılı bir kuşak sayıyoruz. Dolayısıyla 1830'lu yıllarda başlamış sayarsak bu üçüncü kuşak esasen. Kim? Maddi yoksulluk içerisinde, perişan bir durumda liseyi bitirdikten sonra hukuk mektebine başlasa da terk eder. Edirne Posta Telgraf İdaresi'nde işe başlar ki posta idaresi yabancıların elinde. Talat o yönde bir eğitimi olmadığı halde aynı zamanda
Musevi Alyans İsrail Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği yapar. Bir lise mezunu Yahudi okulunda Türkçe öğretmenliği yapıyor. Aynı zamanda mektebin müdürü Monsieur Lupa'nın kızından bu kadar kıymetli ki bu lise mezunu genç. Hı hı. Şimdi Osmanlı idaresi içinde lise mezunluğu neredeyse hiçbir şey ifade etmiyor. Çok gelişkin bir devlet yani. Bugün anlayamıyoruz hakikaten yani. Bugün işte düşünün ki Amerikan devletinde bir lise mezunu Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkili. Mümkün mü hocam böyle bir şey? Yok canım. Böyle bir noktadan biz bahsediyoruz. Onun bu Monsieur Lupin'in kızından Fransızca eğitimi alıyor ki bu pek çok, üçüncü kuşağın pek çoğunun hikayesidir. İttihat ve Terakkiçilerden. Dil eğitimi. Dil eğitimi. Mustafa Kemal'in de mesela biz Şişli'deki bir Fransız kadından Fransızca eğitimi aldığını biliyoruz ama kimliğini tam oluşturabilemiyoruz. Peki bir de ne yapılıyor? İleride Mason teşkilatına üye yapılıyor. Şimdi bakın ortada bir teşkilat var. Efendim, bir yoksul Müslüman Türk çocuğu. Ondan sonra bir Yahudi mektebi, Yahudinin kızı, kadın unsuru, Müslüman genç, Yahudi parası, Yahudinin o arzuları canlandırma nefsi, ona masonluk ekleniyor. Masonluk demek yükseliş merdivenleri demektir. Yani bu Müslüman Türk gencine diyorlar ki al sana para, al sana kadın, Resul-i Ekrem'in reddettiği her şey. Bununla diyorlar, masonluk teşkilatının merdivenlerinden çık, en âli makamlara git ve paşa ol. Çocuğun başı dönüyor. Hemen diyeceksiniz ki, efendim ya bu Musevi Alyans İsrail Mektebi neyin nesi? Musevi Alyans İsrail Mektebi adı üzerinde İsrail Mektebi, Paris'te kurulmuş, Osmanlı'da teşkilatlanmış, Siyonist bir örgüttür. Tek hedefi Filistin'de bir Yahudi devleti kurmaktır. Talat Paşa ilk iaşesini bunlardan alıyor. İlk arzularını bunların haşa nisalarıyla tatmin ediyor. Henüz bekar. Şehveti orada tadıyor. Sonra Abdülhamid'in istihbaratı, ki Abdülhamid hakikaten dehşet bir adamdır. İstediğiniz kadar eleştirin. Lakin tarihin şüphesiz ki kaydettiği en titiz devlet adamlarından biridir. İstihbarat notları yakalıyor. Bununla dış güçler arasındaki yazışmalar. Şifreli. Evet. Sevda'dan, şeyden bahsediyor. İstihbarat soruyor. Şu aşk neyin nesi? Sevda. Efendim diyor, bu benimle Monsieur Lupa'nın kızı arasındaki aşk mektuplarıdır diyor. Şimdi Yahudi'ye sığındığı an Osmanlı istihbaratı sorgulamakta güçlük çekiyor. Zira Yahudilerle ilişkili birini sorguladığınızda iktisat bunların elinde Osmanlı'yı zor duruma sokuyor. Evet. Daha önce Fransa ile ilintili birini Jön Türklerde siz sorgulayamıyordunuz. Şimdi Yahudilerle ilintili birini sorgulayamıyorsunuz. İstihbarat yutmuş görünüyor. Kızı da çağırıyorlar. Kız diyor ki tabii ben buna aşığım diyor. Bu da benimle onun arasındaki mektuplar. Mektuplardır diyor. Şimdi bırakılıyor. Bırakılınca Osmanlı usulen riskli bir memuru tespit ettiğinde memuriyetten atmaz. Onu sürgün ederdi. Etkisiz olacağı bir yere sürgün. Mesela böyle birini alır. Ne diyorlar hocam bu Libya ile alakalı? Fizan'a sürerdi. Orada yaşar ama yaşamazdı. Fakat bunu alıyorlar. Edirne'den Selanik'e gönderiyorlar. Tam merkeze. Beni nasıl tayin ettiklerini ben bilmiyorum diyor bizim adam. Selanik'te de telgraf dairesine alıp çok mühim bir katipliğe getiriyorlar ki bütün yazışmaları kontrol ediyor. Bana diyor öyle bir görev verdiler ki diyor ben onun üzerinden İttihat ve Terakki'nin en uzaktaki üyesiyle kimseye hissettirmeden iletişim kurma kabiliyeti kazandım. Onun için Yahudilerin Osmanlı'ya sirayeti dedim. Almanya'da aynı şeyi yapıyorlar da yani Hitler buna şey yapıyor. Önüne geçmeye çalışıyor, başaramıyor falan. Şimdi, kimlik bu. Şimdi diyeceksiniz ki bu genç dinsiz mi? Hayır. 1921'de Ermeni bir genç tarafından
katledildiğinde cebinde Kur'an-ı Kerim vardı. Küçük bir Kur'an-ı Kerim vardı. Hocam birkaç dakikamız kaldı. Bitiriyorum inşallah. Evet. Cebinde Kur'an-ı Kerim vardı. Başka? Bulunduğu Alman şehrindeki cami, daha önce orada bulunan bir Osmanlı paşası tarafından inşaya başlanmıştır. Onun inşası da Talat Paşa tarafından çok özel bir gayretle tamamlanmıştır. Bu adam dinsiz falan değil. Bu çok yönlülüğü zaten, öyle bir çok yönlü yetiştiriyorlar ki, mollalara da hitap edebiliyor, ulemaya da hitap edebiliyor, Yahudi'ye de hitap edebiliyor, Türkçü gruplara da hitap edebiliyor. Tam merkez adamı. Tam merkez. Merkezim. Ama benim buradaki ulemam onun Kur'an-ı Kerim'ini görüyor. Arka planını görmüyor. Demiyor ki ya Talat, sen bu Alyans Mektebi'nde işin neydi? Köklere inmiyor. Bunun için o hani bahsederken, bu arada Mason locasına üye olup eğitimi müsait olmadığı halde, Üstad-ı Azam rütbesine kadar yükseliyor. Şimdi Yahudi kızına aşık ama inanılmaz bir Türk milliyetçisi, aslında Türk ırkçısı. Ve Masonların üstadı. Eğitimi yok. Ha, Masonluk da normalde, Masonluk evrensel bir teşkilat, ırkçılığa karşı. Karşıdır yani. Ama Üstad-ı Azam bir Mason. Müslüman ama Yahudi kızının peşinde. Osmanlı'yı kurtarmaya çalışıyor ama Osmanlı Devleti içinde devlet kurmak isteyen Yahudilerle. Çok ilginç bir hikaye ya. Sultan Abdülhamid'e karşı inanılmaz saygılı. Sultan Abdülhamid tahttan düşürüldükten sonra da gidiyor, elini öpüyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama şunu biliyorum ki tahttaymış gibi ona davranıyor. Usulen ona üç kez denmeden, padişah emrini, fermanını üç kez tekrarlamadan şey yapılmaz. Yerine getirilmez. Yani ben iyi bilmiyorum o teşrifat meselelerini ama muhtemelen padişah üç kez tekrarlayarak veya şey yaver, buyurunuz diye üç tekrar olmadan oturulmuyor huzurunda. Usuldür bu yani. Bu üçleme usulü Osmanlı teşrifatının, Osmanlı kabulünün bir usulüdür. Tahttan düştükten sonra bile padişah fermanını üçlemeden huzurunda oturmuyor. Huzurunda doğrudan ayağa kalkıp sırtını dönmüyor. Tam bir Abdülhamid hayranı ama Abdülhamid'i deviren adam. Yani üzülüyor, diyor ki biz ona deseydik ya istifa et. Niye onu devirdik diyor. Bunu kim yaptı hala anlamış değilim diyor. Abdülhamid'in etrafındaki subayları suçluyor. Generalleri suçluyor. Onun ekmeğini yediler, ona ihanet ettiler diyor. Ben böyle istemezdim. Devlet-i Ali Osman'ın başında diyor. Üstelik Türklüğe düşkün bir padişahın bu hale düşürülmesine diyor falan. Şimdi sen kimsin arkadaş diyorsun. Biz bu kimliği bulamıyoruz. O kadar çok, başka seferde anlatmıştım. Biz bir arkadaşla bir şehirde adli bir vakaları vardı. Ve bir avukata gitmiştik. Şöyle dikkatle baktım. Allah Allah, adam böyle ortaya bir küre gibi bir şey koymuş. Kürenin bir tarafında Mevlana var. Diğer tarafında Mustafa Kemal'in resmi var. Öbüründe bilmem şey var. Türlü gibi bir şey. Biz girdiğimizde Mevlana çıktı. Evet. Bizden sonra muhtemelen Mustafa tamam. Kemal'i çevirecekti. Talat Paşa da öyle bir şey sanki. Tam bir fırıldak. Şimdi Talat Paşa'ya insan yakıştıramıyor. Yani şöyle baktığın zaman cesur, asil bir adam görüntüsü veriyor. Lakin Osmanlı'nın şaşkınlığı içerisinde karşımıza böyle bir tip maalesef. Yön bulamamış bir asker diyebiliriz belki. Yön bir asker bu şekilde ortaya çıkmış. Devleti aslında ne yapmak isterse, gayesi neyse neticesi tam tersi oluyor. Burada hatta biz devam en büyük edelim takiplerimden hocam. Biri oydu. Hı hı. Ben amacını yazıyorum. Diyorum ki amacı bu paşanın. O şekilde ifade ediyor. Vardığı netice kesinlikle tam zıddı. Yani
Dimya'da pirince giderken her seferinde elindeki bulgurdan mı olmuş, ne olmuş artık? Ama sorumluluk hissetmiyor. Burayı unuttum mu bitireyim hemen. Evet. Çünkü bunlar seküler cebriyeci olarak yetiştirilmişler. Suç başkasında hep. Hayır, kader diyor. Kader, evet. Kader. Ama kadere iman da zayıfladıkça kader demiyor. Çağ bunu bizi buraya sürükledi diyor. Evet. Çağ bizi buraya sürükledi. Çağ bizi buraya sürükledi diyerek insanın eylemler üzerindeki sorumluluğunu en aza indiriyor. Bizdeki cebriyecilerin efendim kader, ümmetin kaderi buydu demesini seküler bir dille izah etmeye kalkışıyor. Halbuki 1800 henüz 20'li yıllarda Şeyh Halid Zülcenahayn Hazretleri demişti ki biz eylemlerimizden sorumluyuz. Bu ülke, bu İslam ümmetini bu hale biz getirdik. Onu bu halden de biz kurtarabiliriz. Talat Paşa diyor ki efendim bizim bir sorumluluğumuz yok. Çağ bu hale getirdi. İstanbul tekerlerindeki bazı ihtiyarlar da kader bizi bu hale getirdi diye evet. Meseleyi izah etmeye çalışıyorlar. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Evet muhterem izleyenler. Osmanlı'nın yıkılışını işledik. Haftaya devam edelim değil mi hocam? İnşallah. Haftaya inşallah devam edeceğiz Osmanlı'nın. Çünkü hani koca bir imparatorluk elbette bu kadar kolay can vermemiştir. 600 yıl yaşayınca uzun bir süre can verecektir. Talat Paşa üzerinden değerli hocamız aktardılar Osmanlı'nın yıkılışını. Haftaya inşallah aynı konuyu açarak devam edeceğiz.